Merhaba arkadaşlar. Çoğaltma işlemlerine yine feature komutları üzerinden devam ediyoruz. Bir diğer işlemimiz arkadaşlar circular pattern işlemi. Şimdi circular pattern bir nesneyi dairesel olarak çoğaltma işleminde kullanılır. Komuta girdiğiniz zaman ilk olarak burada sizden bir pattern axis isteyecek. Bizim burada bir axis'imiz yok arkadaşlar. Öncelikle şu büyük dairenin merkezine bir axis, bir eksen oluşturmamız gerekiyor. Bunu da buradan referans geometri bölümünden yapıyoruz. Tıklıyorum arkadaşlar. Bakın burada axis diyor. Geliyorum. Şurada silindirik yüzeyi seçtiğim zaman bakın burada cylindrical conical face tam olarak merkezine bir tane eksen atacaktır. Okey diyorum. Şöyle şu uç noktalardan şöyle tutarak eksenin boyunu uzatabilirsiniz. Bakın axis tam olarak ortada. Şimdi bu axis'i şöyle tıklıyorum. Aktif hale geliyor. Şuradan circular pattern'e giriyorum. Bakın burada rotation bölümünde bir eksen attı buraya otomatik olarak. Şimdi features to pattern, face to pattern ve body to pattern yine linear pattern'de olduğu gibi arkadaşlar mevcut. Features to pattern'de bakın buradaki cut extrude'u işleme alacağım. Öncelikle şuradan equal spacing diyelim. Şimdi equal spacing dediğim zaman eşit aralıklarla yani eşit açılarla nesneleri yerleştirecektir. Burada 360 derece toplam açı. Sayıyı şöyle buradan arttırıyorum arkadaşlar. Mesela 10 tane nesnem olsun. Şöyle ön yüzeyden bir bakalım. Örneğin buradaki açıyı 180 olarak verdim. Bakın şu şekilde aşağıdan dolaşarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aşağıdan dolaşarak 180 derece etrafına 10 adet delme işlemi yapacaktır. Şuradan yine reverse direction kullanarak arkadaşlar aşağıdan ya da yukarıdan şeklinde yönünüzü değiştirebilirsiniz. Şöyle bir okeyleyelim burayı. Bakın burada her birine buradaki cut extrude'u şu şekilde çoğalttı. Tekrar şuna edit feature diyorum. Mesela burayı 270 derece diyeceğim. Bakın şu şekilde. 0, 90, 180 ve 270 dereceyi şöyle eşit olarak dağıtıyor arkadaşlar. Eğer equal spacing işaretliyse toplam açıyı ve toplam sayıyı verirsiniz. Ara açıları kendisi hesaplar. Şimdi equal spacing değerini kaldırıyorum. Mesela burayı 20 derece diyelim. Hatta biraz daha azaltalım arkadaşlar. 10 derece diyelim şöyle. Evet. Bakın burada 10'ar derece aralıklarla 10 tane nesne. Hatta şunu şöyle değiştirelim. Evet, 13 tane nesneyi 10'ar derece aralıklarla çoğaltıyor ve toplam açı kaç dereceye kadar gelirse arkadaşlar. Eğer equal spacing kaldırırsanız bakın burada ara açıları kendiniz verebilirsiniz ve toplam sayıyı verirsiniz. Toplam açıyı kendisi bulur. Şimdi burada features to pattern kısmında burası cut extrude olduğu için features to pattern'i bu alanda kullanabildik. Yine burada arkadaşlar şöyle bir seçenek daha var. Yine instance to skip bölümünü kullanarak bakın burada istemedikleriniz varsa şöyle aralarda atlama yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada çoğaltma işlemi yaparken nesnelerde es geçeceğiniz objeler, çoğaltmalar varsa yine seçim işlemi yapabilirsiniz. Şimdi buradan cut extrude'u siliyorum, delete diyeceğim. Şuradaki sketch'imi şöyle aktif hale getirdim. Boss extrude diyeceğim arkadaşlar. Merge'i kaldırıyorum. Merge'i kaldırınca ne oluyordu? Burada iki tane ayrı katı model haline geliyor. Birbirinden bağımsız nesneler. Şimdi tekrar axis'i tıklayıp eksenimi aktif hale getiriyorum. Geliyorum circular pattern'dan. Bu sefer features to pattern değil, face to pattern değil. Yine body to pattern ile yapacağız. Merge izaltı kaldırdığımız için. Gelip nesnemi seçiyorum. Yine aynı şekilde şöyle mesela 360 derece olarak vereceğim. 10 tane nesne. Okeylediğimde bakın burada Solid Body klasöründe bakın Circular Pattern bölümünde bakın her biri ayrı bir katı model gövde olarak işleme alıyor. Yine bunda da Instance to Skip bölümümüz mevcut arkadaşlar. Yani katı modelleri bu şekilde gövde olarak body olarak çoğaltırken yine aralarda atlama işlemi yapabilirsiniz.